Bu altın madeni Öksüt Madenciliği'ne ait. Kanadalı bir firmanın bu. Zaten ülkemizde altın madenleriyle ilgilenen genelde Kanada firması ve bunlar ülkemizde Vahşi Madenciliği yapıyorlar. Yine Kanada'da, Develi'de, Kanada merkezli Toronto borsasında işlem gören Centerra Gold firma bu aslında. Türkiye'deki Öksüt Madencilik firmasının ismi. Hikaye aslında çok acıklı çünkü oradaki insanlar öyle bir acıya maruz kalmışlar ki kemik erimesi başladı şu anda civadan dolayı. Baştan bunu ayrıntılı şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü bir işçinin nasıl hayatının hiçe sayıldığını insanların çok iyi anlaması gerekiyor. Bu fabrikada çalışan güvenlik görevlileri var. Güvenlik görevlileri altın odası denilen bir yer var. Hemen onun yanında kimyasalların kullanıldığı ve orada üretimlerin yapıldığı bir yer var. Bu yerde güvenlik önlemi olarak çok büyük önlemler alınması gerekirken karton piyerden bir duvarla onlarca kimyasalın kullanıldığı ve binlerce ton ya da binlerce kilo cevherin çıktığı bir yerde korumasız şekilde çalışıyorlar. Bir gün bu işçiler orada kendi bulundukları odada 1.3 kilo, 1.4 kilo gibi bir civa tespit ediyorlar. Daha doğrusu bir cisim görüyorlar. Ya bu nedir diyorlar. Hemen bununla ilgili iş güvenliğini falan arıyorlar. Bu başka madenle ilgili görüntüler. Bu diğer haberimizle ilgili. Bununla ilgili hemen tutanaklar tutuluyor. Gelen ekip bakıyor ki civa. Civa. 1.3 açıkta, korumasız. Sızmış. Tabii işçiler diyor ki bu nedir diyor. Oraya numune almaya gelenler bununla ilgili herhangi bir bilgi vermiyor. Ardından hemen bir anda güvenlik tedbirleri arttırılıyor. İş güvenlik için elbiseler giyiliyor, maskeler takılıyor. Bakın bu oradaki civanın sızıntısını tespit edip numune alacaklar. Ama güvenlik görevlileri hala korumasız şekilde çalışıyor. Ya diyor bu nedir? Saklıyorlar orada civa olduğunu. Ve o çocuklar normalde... Murat özür dilerim. Ece, Karje'ye de farklı canım. Bu bambaşka bir konuyu işliyoruz. Maden şirketi bir başka maden şirketi. Bu işçilerin ölüme göz göre göre sürüklenmesiyle ilgili bir şey. Canının hiçe sayılması konumuz. Adamlar orada hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışıyorlar. Ve ne olduğunu da birilerinin söylemesi gereken saklıyorlar. Ardından bununla ilgili Metin Demir adında madende çalışan bir yetkili geliyor. Numuneleri falan alıyor. Evet diyor. Burada diyor civa var kardeşim diyor. 1.3 kilo, 1.2,5 kilo falan gibi bir şey. Şirket ben yetkilisi mahkeme geliyor. Mahkeme evraklarını göndermiştim Ece'ye. Orada da uzun ayrıntılı yazıyor. Raporları var hepsinin. Normalinde bu tür durumlarda civa tespit edildiği zaman yani orada bu civa çok büyük zararlı. Düşün ki 0.43 gramı bir insan öldürmeye yeterken 1.5 kiloluk bir civa var ve odanın içerisinde teneffüs ediyor onu işçiler. Aynı zamanda kendilerini koruma alanı olması gereken koruma alanı yok. Bir tane karton piyer duvar var. Madenin içerisindeki kokseyi de alıyorlar onlar. Kimyasal da alıyor kimyasal insanlar. Da bununla ilgili baskılar yapılıyor. İşte civa oldu, burada zehirlenme oldu. İnsanlar işine girip geliyor hale devam ediyor. Herhangi bir önlem alınmıyor. Sonrasında 71 kişi, madendeki 71 kişi iş yeri sağlık birimlerince kan örneği alınıp gönderiliyor hastaneye. Bir laboratuvara. 3 as diye sağlık hizmetlerine gönderiliyor. Gelen test sonuçlarında şey çıkıyor, temiz çıkıyor. Yani düşük değerler çıkıyor. İtiraz ediyor işçiler. İtiraz edip tekrar başka bir yere gönderiyorlar. Ankara Düzen Laboratuvarı'na gönderiyorlar bu sefer. Numuneleri inceliyorlar. 6 işçinin kan ve idrar tahlilinde normal oranların kat be kat üstündeki raporları burada. Şimdi şirket o zaman ilk sonuçlara da müdahale ediyor. Tabii ya, onu bilmiyoruz ama şikayet dilekçesinde bu var. Bunlar mesela sonraki yapılanlar. Bakın Düzen Laboratuvarı'ndan çıkanlar. Evet. 19, 46, 40, 29 normalinde olması gereken seviyenin bakın 0-10 olması gerekiyor mesela 11 çıkmış. Bu Ankara Gazi'de yaptırdıkları. Bunlar nasıl değişiyor onu da anlatacağım. Tabii bu öyle çıkınca normalinde hemen işçileri Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve bununla ilgili önlemini alacak şekilde de ilgili birimlere bildirmeleri gerekiyor. Bu da bildirilmiyor. Oradaki işçilere ücretsiz izin veriliyor. İşçiler ücretsiz izinle gidiliyor. Aradan günler geçiyor. Sonra oradaki iş yeri güvenliğini sağlayan hekim bu kişileri hastaneye gönderiyor. Bunu sordum ben avukata ve oradaki kişilere sordum. Neden böyle yapıldı o zaman? Neden hani bu kadar süre beklenildi diye sordum.
Murat Bey civa işte gün geçtikçe hani kan ve idrardaki oran düşecek diye beklediler diye düşünüyoruz. Şikayetimiz de bu yönde zaten dedi. Bununla ilgili hastaneye gidiyorlar tekrardan. Tekrar ölçüm alıyorlar. Bu sefer de gittikleri yer gittiklerinde birinin 5 kişi hastaneye götürülüyor ve onların yapılan tespitlerinde civa yine çok yüksek çıkıyor. Ha, bu sefer... Birinde 64, birinde 76 çıkıyor. Bu sefer hastanede bakım alınıyor. Hastanede bakım alınıyor. Bak tedavileri yapılıyor. Taburcu ediliyor. Taburcu ediliyorlar. İkiye düşüyor oran. Oran ikiye düşüyor. Taburcu ediliyor. Bu çocuklar tekrar işine gidiyorlar. Tekrar aynı işe. Tekrar işe gidiyorlar. Peki temizlenmiş mi orası? Aynı duruyor. Aynı duruyor. Tekrar gidiyorlar. Ondan sonra numuneler alınıyor filan. Temizlenmeye çalışılıyor ama bu çocuklar tekrar hastaneye, bir de hastaneye gidiyor. Tekrar 76. Ve çocuklara ne tespit oluyor biliyor musunuz? Civadan dolayı kemik erimesi. Civadan dolayı kemik erimesi başlıyor çocuklarda. Şu an bununla ilgili var mı Murat? Hala çalışıyorlar şu anda. Mecburlar ekmek paraları. Ve buna muhtaç edilmiş sistem. Bu çocuklar orada zehirleniyorlar. Bunun sahibi, oradaki yabancı kişi, Türkiye direktörü, bununla ilgili hastaneye gidip ziyaret ettiğinde hastaları, yanında bir hanımefendi var. İşte civadan mı zehirlendik biz diyor. Şu anda bununla ilgili bir açıklama yapamam diyor. İşte orada diğeri ise civa bulundu falan gibi açıklamalar yapıyorlar. Dilekçede gördüm savcılığa intikal eden. Bununla ilgili ilk başta örtbas edilmeye çalışılıyor. Ardından buna rağmen değerler yüksek çıkıyor. Ve çocukların hiçbir koruma önlemi olmadan orada çalışmaya devam ediyorlar. Mecburlar. Bu çocuklar göz göre göre ölüme götürülüyor. Kayseri, Develi'de. 3 kuruş için orada başına gelenler bunlar. Kemik erimesi, civaya bağlı kemik erimesi var. Buradaki insanların, tabii ki bunlar şöyle, bunu mesela avukatıyla görüştüğümde şunu söylüyor. Sanıyorlar ki kan değeriyle sadece idrar tahliliyle kurtulabileceğini sanıyorlar. Bir insanın saçından bile vücudundaki civanın ne kadar yoğunlaştığını tespit edebiliyor. Belki bu çocuklar yarın ölecek diyor. Vücudunda çünkü çok fazla civa birikmiş diyor. Çok fazla. Bakın mesela burada idrardaki civaya bakar mısınız? 11 olması gerekiyordu değil mi aralık? Bakın evet, iki katı 23. 23. Bakın buradaki idrara bakın 41. 11 olması gerekirken 41 orada. 11 değil. 0-10 arası. 0-11 arası olması 0-11. Gerekirken maksimum 11'i. Maksimum 11'i. 41. Bakın 0-10 olması gereken değer 11.7 çıkıyor. Diğerine 41, 26. Diğer götürdüklerinde ise 76, 64. Bu tür şeylerde... 6-7 kat civa. Sen ne diyorsun abi? Ve buna maruz kalıyorlar. Ama bununla ilgili iş güvenliği uzmanlığı alınmamış. Mesela arkadaşlar verirlerse şirketin sitesine girdim. Şirketin sitesinde bununla ilgili bilgiler var mı? Nasıl güvenlik önlemleri? Bakın mesela sitenin açılışında ne yazıyor? Hep öyle. Önce yani sağlık ve güvenlik. Hiçbir işin güvenliği yapılması için harcanacak zamandan daha önemli değildir. Kesinlikle. Bir tane daha var arkadaşlar. Bakın mesela burada ne diyor? İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standartlarımızı tamamladık ve sertifikalarımızı aldık. Şimdi ben... Karton Pierre'le ayrılmış bir odada, yan tarafında onlarca kimyasal madde bulunan bir odanın yan tarafında olan görev yapmaya çalışan insanların iş güvenlik sağlığını nasıl veriyorlar? Murat, bunu kim denetliyor? Ben her zaman söylediğim bir konu var. Biz kamuda bazen şöyle söylüyorum, Merkez Bankası bağımsızlığı, hani sembol isim olarak söylüyorum. Bağımsızlık ve özgürlük. Hayır, bağımsızlık ve özgürlük değil. Sorumluluk, sorumluluk, sorumluluk. Şimdi burada o sertifikayı veren kurumlar dahil, iş güvenliği dahil, bilmem ne dahil. Silsile olarak yani sorumluluk silsilesi oluşturularak her birinden hesap sorulmaya başlandığı zaman, hesap sorulursa işte o zaman bunlar önüne geçilir. Ben onun için söylevlerde genelde bağımsızlık ve özgürlük kelimesini kullanmıyorum. Israrla, bilinçli olarak sorumluluk. Sorumluluk olan yerde zaten özgürlük gelir, şey gelir. Şimdi burada bu madenin verdiği sertifikalar, şeyler veya sorumluluk silsilesi ne? Kim hesap? Bakanlığa kadar gitmesi lazım bu. Bakanlığa kadar gitmesi lazım. Burada ihmali olan, şey olan kim varsa. 6 tane adam... Civadan dolayı kemik erimesi hastalığına yakalandı diyorum abi ya. Bunun daha ötesi yok. Ölecek yok mi bu çocuklar? Işte ölmesini mi bekliyor? Sorumluluk daha kimse daha 3-1 madenci gelecek. Öldüğünde avukat kendini parçalıyor anlatabilmek için. Televizyonlara çıkmaya çalışıyor, basın açıklaması yapıyor, savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Böyle bir şey, hiçbir şey yok. Adam diyor ki bakın evrakları silecekler, belgeleri silecekler, delilleri silecekler. Bir an önce müdahale edin diyor, başvuruyor. Biz avukat başvururken bundan niye korksun değil mi?
Bu tespiti yapan, ilk tespiti yapan Metin adlı beyefendiyi işten çıkarmışlar. İşten çıkarıyorlar. İşten çıkarıyorlar. Abi bak, iş hukuku işte burada girmesi lazım devreye. Siz bir insanı sağlığıyla ilgili, temel sağlıkla ilgili işle, işte sendikada asıl Türkiye'de sendikacılık, işçi sendikacılığı hep maaşa odaklanmış. Hayır, asıl burada lazım. Ücret artışı toplamda olur. Asıl burada sendikacılığın burada devrede olması lazım. Sendikaların asıl bu alanlarda devrede olması lazım. Mesela ağır iş ve riskli işlerin tamamında sendika zorunluluğu gelmesi lazım. Ve sendikalar da sorumlu olması lazım. Yeni dönem çok zor geçecek. Yani çok şey geçecek. Gerçekten yani muhalefetin geldiği zaman ülkeyi düzeltmesi gereken o kadar çok konu var ki alanlardan i̇şte bir tanesi de bu. Nasıl gelebilecekler onu birazdan detaylı konuşacağız. Burada var mı Murat eklemen gereken? Yok, bu çok buradaki önemli şey konu. Sadece şu. Geçen hafta da hatırlarsanız Erzincan'a gittim. Erzincan'daki evet. Anlattım. Videosunu çektim. YouTube kanalımda koydum. Anlattım. Buradaki olay ne biliyor musunuz? Elin adamı kendi ülkesinde şu olay olsa var ya, şu olay olsa en ağır cezai müeyyedelerle yargılanır ve çok ciddi para cezaları alır ve madenin kapatılmasına kadar gider. Kendi ülkesinde yapamadıklarını bu ülkede yapabilme özgürlüğüne sahip. Kendi insanına verdiği değerin onda bir tanesini benim kendi ülkemdeki yurttaşıma vermiyor. Ve onları köle düzeninde çalıştırmaya düşünüyor. Bunlarla birlikte işbirlikçi Türkler de bunu yapıyor. O fabrikada nemalanmaya çalışan herkes de göz yumuyor. Ölüyor çocuklar ya. Buradaki suç duyurusunu sen aynı gün işleme alacaksın. Sorumlusu kimse, kimin ihmali varsa en ağır cezayı vereceksin ki bundan sonra yapmaya tenezzül edecek adamların önüne engel olarak çıkacak ve korkacaklar. Kardeşim engelleyeceksin bunu. Bir de engellemezsen başka birileri de bundan cesaret alarak aynı işlevsizliği ve aynı denetimsizliği yapmaya başlayacaklar. Ya ne demek ya? Bir insanın vücudunda yüksek oranda civa bulunduğu için kemik erimesi ne demek ya? Bu insanlar sesini çıkarmayacaklar mı? Bu insanlar mecbur çalışacaklar çünkü şu andaki istenilen, bu yaratılan iktidarın politikası sömürü düzenidir. Başka bir şey değildir. Tarımla uğraşan adama muhtaç etmişsin, traktörü hacize vermişsin. Evet. Adam ürettiği ürünü satsa borcunu kapatamıyor, tarlasını satıyor. Hayvanla uğraşan adamı sen hayvanını hacize hale getirmişsin. Sattığı sütten para alamıyor, yem alamıyor, gübresini alamıyor, tarımını çiftçiliğini yapamıyor. Bu adamları muhtaç hale getirmişsin. Bunun gibi emperyalist ülkelerin maşası firmalar gelip oradaki insanlara hak ettikleri, aslında ülkesinde kazanmasını hak ettikleri parayı verince de sesini çıkaramıyor bu insanlar. Çünkü şöyle, mecburlar aç kalacaklar. Şöyle değil bu çocuklar güvenlik görevlisi. Çalışacaklar. Kayseri, Develi'de, Allah bilir başka ne var. Madende çalışanlar. Hayır gelsinler ama kuralları öyle bir uygulayalım ki kendi bu şekilde gelmeyecekler kardeşim. Kendi ülkesinde nasıl çalışıyorsa bu şekilde gelmeyecekler. Aynı şekilde. Hayır. Kendi ülkesinde nasıl çalışıyorsa, nasıl sağlık standartları varsa aynı standartlar burada da geçerli olması lazım. Aynı standartlar. Yani göstermelik değil. Göstermelik değil. Kağıt üstünde dünyanın en iyi raporlamasını yapan ülkelerden biriyiz. Git gerçeğe bak. Sen tuvalet temizleme formları oluyor. Hepsine bak, temizlendi. Girdiğinde ne görüyorsun? Yerde bütün peçeteleri görüyorsun değil mi? Evet. Ama kontrol edildi yazıyor. Hangi iş düzgün yapılıyor? Her şey göstermelik. Bu çocukların orada zehirlendiğini gördüğün anda senin kendi yurttaşın ya. Kendi yurttaşın, kendi vatandaşın. Senin oradaki fabrikadaki müdürün kalkacak bu insanlarla ilgili kendisi ilk başta mücadele edecek. Ya ne oluyor? Buraya civa nasıl sızar? Biz bunu nasıl yaptık? Bütün her şeyi bilgilendirici şekilde anlatır. İnsanlar sesini duyurmaya çalışır. Evet. Erzincan'daki madenle ilgili bir gelişme oldu mu? Oldu, şimdi onu da anlatacağız. Bu uzun soluklu, tamam. Daha uzun soluklu bir konu. İlerleyen bölümlerde onu da açacağız, tamam. İbrahim abi. Şimdi